Abi arızalı bu. Abi ben yorum yapmak istemiyorum, çok sıkıldım. Günaydın. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Kıymetli zamanınızı aldım, uykunuzu böldüm, özür dilerim. Ama bu testleri yapmamız lazım. Dağıt çocuğum, dağıt bunu da sen arkadaşlarına. Bu testlerde son 10 yılda ÖSS sınavlarında sorulan tarih soruları var. İstiyorum ki o soru kalıplarını, tiplerini ezberleyebilirsiniz diye. Tamam mı? Hadi bakalım, şimdi o sıraların altındaki kitaplarınızı çıkarın sıraların üstüne. Niye çıkarmıyorsunuz kitaplarınızı? Galiba kimse getirmemiş öğretmenim. Bravo, kutluyorum sizi. Ay siz nasıl öğrencisiniz ki kitapsız geliyorsunuz okula? Bunun cezasını biliyor musunuz? Hepiniz dışarıda bahçede çöpleri toplarken uzun uzun bu konuyu tartışacağız sizinle. Öğretmenim dışarıda çöpsün nasıl? Benimle tartışmayın. Benimle tartışmayın. Zaman çok önemli. Rakipleriniz 10 tane soruyu yaptı bile. Hadi bakalım başlayın. 10 dakikanız var. Ama öğretmenim 10 dakika çok az. Bunu bana değil yöke söyleyeceksin Yeliz'cim. Zamanı iyi kullanmayı öğreneceksiniz. Bu sınavda birbirinizle rakip olarak nasıl savaşıyorsanız o arada zamanla da savaşacaksınız. Bunu başarmanız lazım. Başlayın hadi. Siz ne yapıyorsunuz öyle? İşaretliyoruz öğretmenim. Bir okuma zahmetine katlansaydınız da ondan sonra işaretleseydiniz. Öğretmenim biz şansımıza güveniyoruz. Hissediyorum Boğaziçi'ni kazanacağım. Boğaziçi'ni kazanacak mısın bilmiyorum ama boğazın dibini boylayacaksın benim tarafımdan. Öğretmenim biz ÖSS soru hazırlama mantığını çözdük. Öyle mi, nasıl çözdünüz acaba? Şöyle. ÖSS'de toplam 180 tane soru var. 8 tane ders olduğuna göre Arif. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, fizik, kimya, biyoloji. Çok teşekkür ediyorum Arif. Öğretmenim, araştırmalarımız gösteriyor ki şimdiye kadar yapılmış ÖSS sınavlarında sorulmuş 180 soruyu 5 şıkka bölersek 36 çıkıyor. Yani her şıktan 36 tane olma şansı var. Arif. 36 tane A, 36 tane B, 36 tane C, 36 tane D, 36 tane E. Tabii bunlar ortalama olarak. Yani şimdi siz bunları yaptığınız zaman başarılı olmuş oluyorsunuz. Evet. Tabii ya. Aman çocuklar bunu kimse duymasın ama. Benim çocuklarım geçen senenin rekorunu kırdılar bile. Peki bu 36 tane cevabın doğru yerlerde olduğunu kim garanti ediyor? Arif. Öğretmenim biz 11 senedir bu işin içindeyiz. Doğuştan şanslıyız. Ya ne demezsin. Bu saçmalıklara harcadığınız enerjiyi ders çalışmaya harcasanız ya. Bakın, soruları okumadan cevaplayanlar bahçede çöpleri temizledikten sonra buraya gelip ek ders yapacaklar. Rakipleriniz başladı da